kul Verdiye müellifi buyuruyorlar ki Yüce Allah Habib-i Edibini en güzel huylarla süslemiştir. Sonra bu güzel huyları ona mal edip Kur'an-ı Kerim'in Kalem Suresinde gerçekten sen en güzel bir ahlak üzeresin ey Habibim diye de bütün insanlığa onu bir ahlak önderi muhakkak uyulması gereken bir rehber olarak takdim etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların en rahat davrananı, en kahramanı, en adaletlisi, en çok affedeni, en cömerdiydi. Kendisinden bir şey istendiği zaman yok dediği hiç görülmemişti. İnsanların en doğru konuşanıydı. Halk arasında ondan daha utangacı yoktu. Hiç kimsenin yüzüne doğrudan doğruya gözünü dikip bakamazdı. İnsanların en sükutisiydi. Fakat bu sükutiliği, bu sessizliği, bu suskunluğu Efendimizin bir kibirden değil tevazuundandı. Konuşmaları çok açıktı. Manası hemen anlaşılırdı. Sözü uzatmaz, anlatacağını hemen anlatırdı. İnsanlar kendine hediye verdikleri zaman bu hediye verilen bir tas süt bile olsa bu hediyeyi muhakkak kabul eder. Aldığı hediyenin karşılığını da sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fazlasıyla verirdi. Bazen Rabbi için öfkelenirdi. Ama hiçbir zaman kendi adına kendi nefsi adına bir öfkesi görülmüş değildi. Sonucu aleyhine bile dönse muhakkak hakkı yerine getirirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yukarıya göğe doğru bakmaktan daha ziyade de hep yere bakardı. Başı önünde olan bir zat-ı mükerremdi. Onu ilk defa gören içinde bir ürperme duyardı. Aradan zaman geçip de onu tanıyınca hemen alışıveririz, onunla ünsiyet eder ve onu sevmeye başlardı. Nitekim bir defasında kendisini ziyarete gelen bir zat, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında böyle tir tir titremeye başlamıştı. Sevgili Peygamberimiz, o her zamanki mütevazi haliyle ona buyurdular ki, niye böyle bir hal içerisindesin ki? Ben bir melik değilim, ben bir kral değilim. Ben Mekke'de kurutulmuş et yiyen bir kadının çocuğuyum. Sakin olun, huzurlu olun ve istediğiniz gibi karşımda oturun diyerek o insanı sakinleştirmişlerdi sevgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili Peygamberimiz dinleyenin anlaması, ezberini alması için de tane tane konuşur, cümleyi birden söylemezdi. Bazen de iyice anlaşılması için söylediği cümleyi üç kere tekrar ettiği de olurdu. Hüzün hali Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daha fazlaydı. Düşünceli bir hali vardı Efendimiz. Zaman zaman gözyaşları döker, iç geçirirdi. İhtiyaçlarını görmek için sevgili Peygamberimiz, çaresiz kimselerle, dur kadınlarla yürür giderdi. Yani Efendimiz aleyhissalatu vesselam, kimin ihtiyacı varsa o ihtiyacı görmek isterdi. Nitekim kendisini ziyarete gelen yine Adi bin Hatem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Mescid-i Nebevi'den çıkıp Hane-i Saadet'e Efendimizin evine giderken yolda yaşlı bir kadının sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önüne çıkıp onu uzun uzun meşgul ettiğini görür. Sevgili Peygamberimiz bu yaşlı anneyi, annenin bütün derdini dinler, ve ilk defa onu ziyarete gelen Adi bin Hatemze der ki bu bir kral olsaydı bir melik olsaydı herhalde sokağın ortasında durup bu yaşlı kadını dinlemezdi. Onu birisine havale ederdi veya hiç dinlemeden gelip geçerdi. Bunda çok daha farklı bir asalet, çok daha yüce bir ahlak var ki bu yaşlı kadını ayakta belki dakikalarca dinledi. Onun gönlünü aldı, onun işini gördü. Sonra da ben misafirini alıp yine evine götürdü. Daha sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu misafirini evine götürdüğünde kendi oturduğu çilteyi onun altına serer ve bu defa Adi bin Hadem bu da ikincisidir. Yolda yaşlı bir kadını gördü. Onun derdini dinledi. Şimdi beni evine getirdi. Kendi oturduğu çilteyi, minderi de benim altıma koydu, bana ikram etti. Bu bir melik değil." Bu bir hükümdar değil, bu bir kral değil. Bu Allah'ın kulu, bu Allah'ın resulü. Yine Allah'ın resulü sevgili peygamberimiz ayakkabısını kendisi tamir eder, elbisesinin söküğünü kendisi diker, zaman zaman da ev halkına hizmet ederdi. Özellikle de efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalara geçmiş olsun demeyi büyük bir adet haline getirmişti. Onun hasta ziyaretine bazen inanmayan bir insanın da hasta ziyaretine gittiği, münafık olan bir insanın da hasta ziyaretine gittiğini sahabileri çok görmüşlerdi. Cenaze törenlerine katılırdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müminlerin kabirlerini ziyaret eder, onlara selam verir, onların bağışlanması için Yüce Rabbine dua ederdi. Özellikle de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen de geceleri Medine'nin meşhur kabristanı Cennetül Bakı'ya gider. Orada o kabristandakilere selam verirdim. Tabi aziz dinleyenlerim Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hayatındaki her safa belki bir müstakil kitap olarak anlatılacak hususlardır. Mesela Efendimiz'in kabir ziyareti. Efendimiz geceleri kabir ziyaretine gider. Yani Cennetül Bakı'ya. Orada sahabilere metfundur. Onlara sanki hayattalarmış gibi, toprağın üstündekilermiş gibi selamlardı. Buradan da bize kabir ziyareti ile ilgili de farklı bir sünneti seniyi, güzel bir sünneti seniyi anlamak düşüyor. Nasıl söylerdi efendimiz? Gider kabristana ve şöyle buyururlar: "Esselamu aleyküm dara kavmin müminin. Ve inna inşallah bikum lahikun. Eselullah li ve lekumul afiye." Ey müminler diyarının sakinleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabristana müminler diyarının sakinleri diye hitap ediyor. Orası da bir müminler diyarı inşallah. Ey müminler diyarının sakinleri. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Kendim için, sizin için Rabbimden af ve afiyet diliyorum. Şüphe olmasın ki bizler şimdi toprağın üstündeyiz ama bir gün bizler de sizlere kavuşacağız. Onun için sizlere şu toprağın üstünden Rabbimden af diliyorum, afiyetler diliyorum. Adeta Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimiz kendisinden evvel ahirete irtihal eden, ahirete göçen bu dostlarına toprağın üstünden dualar gönderiyor, selamlar veriyor. Oradaki hayatla toprağın üstündeki hayatın birbirinden çok da farklı olmadığını neticede yine herkesin o toprağın altına bir gün girip ve bir günde oradan yeni bir dirilişle Allah'ın huzuruna amelleriyle beraber çıkacağını ümmetine hatırlatmış oluyordum. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatın bütün alanlarındaki bu adabını, ahlakını, sünnet-i seniyesini bugünkü Müslümanlar olarak iyi anlamak ve hayatımızda içinde yer alan Gerek kabir ziyareti olsun, gerek kurbanlar olsun, gerek namazlar olsun. Hangi alan olursa olsun bu alanlarda hep Efendimiz ve Vesselam'a bir uyuma gayretinde olmak, onu kendimize üsve-i hasene en güzel örnek olarak yaşamak elbette ki hem bir ümmet olmanın gereği, özellikle de manevi yolu dediğimiz tasavvufi terbiyenin esası Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'e hayatın bütün alanlarında uyuma gayreti içinde olmaktır aziz dinleyenlerim. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen gider yoksul insanların sofralarına oturur, zavallı kimselerle de yemeklere buluşur, onların gönüllerini almayı ihmal etmezdi. Hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman onu yapanın yüzüne karşı söylemezdi. Konuşmalarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen latife yollu izahlar yapar, fakat sadece ve sadece yine bu latifelerinde de gerçeği söylerdi. Uygunsuz bir söylediği katiyen vaki değildi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Kimseye lanet okumadı, cimrilik etmedi, korkak olmadı. Gerçekten çarşı pazar yerlerinde yüksek sesle konuşmadı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Her işinde Allah'ın ilahi bir emri olmadıkça kolay olanını herkesin uygulayabileceği şekli tercih ederdim. Hele hele efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında kahkaha atarak güldüğü de hiç görülmemişti. Ancak mübarek yüzleri ve cisadetleri eskilerin ifadesiyle daima mütebessimdi. O yüzü gören insanlar bu yüz yalan söylemez deyip hep o yüze doğru koşuyorlardı. Oralarda adeta bütün hüzünlerini dağıtacak bir güzelliği seyrediyorlardı. Hizmetinde bulunan bir kimseyi azarlamazdı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim Hazreti Enes radıyallahu anh buyuruyor ki ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'la 10 sene boyunca beraber oldum. 8 yaşında küçük bir çocukken onun hizmetine girdim. 18 yaşıma kadar da hep onun hizmetinde bulundum. Ama bu 10 yıllık süre içerisinde bana bir gün "Bunu niye yaptın Enes?" veya bunu niye yapmadın Enes diye bir azarlaması olmadı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Meclisi bir sükunet meclisiydi, sabır meclisiydi, haya ve edep meclisiydi. Bir kimseyle el sıkıştığı zaman Allah'ın Resulü karşı taraf elini çekmeden kendisi yine onun elini bırakmazdı. El sıkıştığı insan önce nezaketle Efendimiz'den elini çekecek. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de yine mütebessim bir çehreyle ona veda edecek ve ondan sonra o da mübarek elini çekecekti. Kurduğu her meclis ancak Allah'ın zikri için olurdu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste oturuyorsa orada ya ilahi ayetleri okur, ilahi hakikatları söyler veya ümmetinin ahirette azık olarak elinde tutacağı güzellikleri onlarla paylaşırdı. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu meclislerde de imkanı oldukça hep kıbleye dönmeye çalışır, dizlerini diker ve o şekilde otururlardı. Karşılaştığı herkese Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi önce selam verirdi. Hatta yolda gördüğü çocuklar bile olsa onları gider o çocuklara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selamlardı. Yanına gelen kimseye de hemen minderini ikram ederdi. Az önce arz ettiğim şekilde Adi bin Hatem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ziyarete geldiğinde hemen ona minderini ikram etmiş oluyor. Gerçekten Yüce Rabbimiz tüm değerleri onun gidişatında, tabiatında toplamıştı. Her türlü güzellik gerçekten sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatında adeta merkezileşmişti. Onunla beraber olanlar, onu seyredenler sadece ve sadece ondan etrafa yayılan güzellikleri görüyorlardı. Gerek aile hayatında, gerek beşeri ilişkilerde, gerekse hayatın her alanındaki her türlü harekette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından hep güzellikler etrafı aksediyordu. Çünkü sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem edde beni rabbi fe ahsene tedibi. Beni Rabbim terbiye etti. Ben kimseden özel bir terbiye almadım. Kimseden okuma yazma öğrenmedim. Ama beni Rabbim terbiye etti ve beni en güzel bir şekilde terbiye etti. Ben de onun terbiye ettiği şekilde insanların önünde gayet şeffaf, açık, herkesin görebileceği net bir hayatı yaşıyorum buyurmuşlardı. Dolayısıyla aziz dinleyenlerim, Yüce Rabbimin bize emrettiği şekilde bir mümin olarak, onun ümmetinden bir insan olarak hayatımızın her safhasında onu sevmek, ona canı gönülden bağlanmak, her şeyde onu tercih etmek ve onun sünnetine uymak bizlerin ahiret hayatımız için, dünya hayatımız için elbette ki en önemli husustur.